Okey arkadaşlar, chatten yazarsanız görmezsem yine beni uyarabilirsiniz. Direkt mikrofonunuzu da açıp konuşabilirsiniz bu arada. Şimdi bir neural network nedir, nasıl implement edilir? Bunları geçen hafta konuştuk. Bu haftada bu network'ü daha iyi nasıl çalıştırırız onu konuşacağız. Şimdi training, dev ve test setler nedir? Bunlarla başlayalım. Okey. Şimdi bir neural network'ü eğitirken kaç katmanlı olacak, kaç tane hidden unit olacak gibi birçok şeye karar vermemiz gerekiyor. Learning state, activation function'a. Tamam. Hangi activation function seçeceğim, ReLU'yu mu seçeceğim, Tanaşı mu seçeceğim, bunlara karar vermem gerekiyor. Bunlardan biraz bahsettik ve demiştik ki ilk başladığımızda bu değerleri doğru bir şekilde tahmin etmemiz bizim çok zor. O yüzden genelde bir fikirle başlıyoruz. Sonra bunu kodluyoruz, deniyoruz. Ondan sonra aldığımız sonuca göre de fikrimizi, tahmin ettiğimiz şeyi güncelliyoruz ve bu döngüyü sürekli devam ettiriyoruz. Bu arada işte bunu ben nerelerde kullanıyorum? NLP'de, Vision'da, Speech Recognition, internetteki reklamlarda birçok yerde kullanım alanları var. Şimdi önemli olan bu parametreleri başta doğru belirleyemiyorum. Bu çok zor dedim. Ama ne kadar çabuk ben bu döngüde ilerleyeceğim? Bunu söyleyen etmenlerden biri de bu döngüyü ne kadar verimli dolaşıyoruz? Buna bağlı. Bu yüzden de data setimizi training set, development set ve test set olarak ayarlayıp daha verimli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bütün datayı alıyoruz diyelim. Şunu da açayım. Bütün datayı aldım burada. Ondan sonra bir kısmını training set olarak ayırıyorum. Bir kısmını holdout cross-validation ya da development set ya da dev set, hepsi aynı şey demek. Bir kısmını da development set olarak ayırıyorum. En sonunda bir kısmını da test set olarak ayırıyorum. Şimdi training sette ne yapıyoruz? Algoritmayı eğitiyoruz. Dev sette ne yapıyoruz? Birçok farklı modelden hangisi bu set için daha başarılı olacak, bizim problemimiz için daha başarılı olacak, bunu görüyoruz. Ondan sonra bunu yeterince yaptıktan sonra da bizim final modelimizi test setle beraber deneyip sonucuna bakıyoruz. Yani değerlendiriyoruz. Şimdi makine öğrenmesinde eskiden datanın tamamını alıyorlardı ve 70'e 30 gibi training test şeklinde bölüyorlardı ya da 60-20-20 şeklinde bölüyorlardı. Ve bunun en iyi yöntem olduğunu düşünüyorlardı ama eğer 100 tane, 1000 tane training example ile çalışıyorsanız buna doğru diyebilirsiniz, mantıklı diyebilirsiniz. Ama bugün elimizde bizim milyonlarca data var, bilgi var ve çok büyük datalarla çalışıyoruz. O yüzden de development set ve test setin toplamı daha küçük bir yüzdeyi oluşturacak şekilde ayarlıyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü development setin amacı neydi? Üzerinde yani birkaç tane algoritma deniyorum. İki tane mi deneyeceğim, beş tane mi deneyeceğim? Ona bakıyorum. Hangisini seçeceğime karar veriyorum. O yüzden buna yetecek kadar, 5 tane algoritmayı test edebileceğim kadar, deneyebileceğim kadar bir dev set ayırıyorum. Yani mesela 1 milyon tane örnek varsa elimde, bunun için 10 bin tane ayırmak yeterli olabilir diyorum. Test sete bakarsak onun amacı da en son modeli dikkate alıp ne kadar iyi sonuç veriyor ona bakmaktı. Burada da güvenilir bir tahmin yapacak kadar data ayırmam gerekiyor. Buna da mesela 10 bin tane ayırıyorum demiş. Yani aslında 1 milyon datada 10 bin taneye bakarsak bu şekilde %98'i ben training için ayırıyorum. %1 development, %1 test set için ayırıyorum. Ya 1 milyon hatta şey demiş Andrew Vinci videoda, 1 milyondan fazla datanız varsa, örneğiniz varsa elinizde, bunu 99,5'a işte 0,25, 0,25 ya da 0,4'e 0,1 şeklinde bile yapabilirsiniz. Yani önemli olan training'e çok daha fazla ayırıp bunlara daha az ayırmak diyor. Yani sonuç olarak aslında bizim bir machine learning uygulamasında yaptığımız şey bu training seti, development seti ve test seti düzgün bir şekilde ayarlamak. Bunu yaparken de eğer elimde ben büyük data setlerle uğraşıyorsam training seti daha fazla ayırıyorum. Temel mantığımız bu. Dev setle test seti daha az data bırakıyor. Burada var mı herhangi bir sorun? Ben bir soru sorabilir miyim ya? Burada diyelim ki biz bir algoritma, sadece bir algoritma deniyoruz. O algoritmayı denerken dev set kullanmaya gerek var mı? Yoksa direkt sadece train ve test yeterli olur mu? Sadece bir algoritma eğitiyoruz.
onu kabul edersek. Ya şöyle aslında bunu Ender Venge şöyle açıklıyor. Dev set'e gerek var ama test set olmasa da olur diyor mesela. Çünkü dev set senin hangi algoritmayı seçeceğine karar veriyor. Hani bir algoritmaya çalışmak çok realistik bir şey değil bu arada. Atıyorum en azından iki tane, üç tane bir şey oluyor. Ondan sonra dev setten buna karar verip hani eğer güveniyorum ben buna, bir sorun yok dersen test seti yapmayabilirsin bile diyor. Ama dev set olsun diyor. Anladım. Yani eğer tek algoritma üzerinde çalışırsak iki tane ayrı ayrı dev ve test olmasına gerek yok. Sadece bir tanesi yeterli oluyor yani. Tamam, teşekkür ederim. Yani evet. Ya da başka yorum yapmak isteyen varsa söyleyebilir bu arada. Biraz da magazinsel bir şey sorabilir miyim? Test seti hiç dev sette kullandıkları oluyor mu? Yani bu... Neyi duyamadım ben tam, bir daha söyler misin? Test setini dev set olarak hiç kullandıkları oluyor mu? Ya da ne bileyim yani bir şekilde training'e katılmış oluyor mu? Normalde bu son aşamada sadece bir kere bunda test yapılıp sonuçlanması gerekiyor ya. Yani bir takım bu akademik ne diyeyim plagiarizm değil ama yine bir etik olmayan bir şey oluyor mu yani? Yani akademik tarafında nasıl olduğunu ben yani çok bilmiyorum. Bu tarz yapıyorlar mı ya da onu bilmiyorum yani. Ama normalde bunu karıştıranlar oluyor sektörde yani. Onu biliyorum. Ama yani Ender Venge bundan da aslında bir tık bahsediyor. Çok fazla ayrıntıya girmiyor ama diyor. Yani bu karmaşıklığa yol açıyor ve sizin biased ya da unbiased bir şey elde etmenize sebep oluyor diyor işte. Anladım. Teşekkürler. Yani çok hoş bir şey değil ama yani bu şekilde yapmanızın daha sağlıklı ve daha güvenilir sonuçlar vereceğini söylüyor. Benim bildiğim bu yani. Başka farklı bir şey bilen, yorum katmak isteyen varsa söyleyebilir. Ben yani... bir şey eklemek istiyorum. Eğer zaten test setini devin içine koyup da yaparsan bu test setin sadece bir kerelik bir test set olarak düşünmek bence doğru değil burada. Çünkü burada şimdi test sete hani diyoruz unbiased bir şey ortaya çıkabilir ama mesela sektördeki uygulamalardan örnek vereyim. Atıyorum ben bir churn modeli yaptım. İşte test setim var. Ben bunu devin içine koydum. Tamam bir kerelik iyi bir sonuç alırım ama yani işlemlerin devam etmesi için, sürecin devam etmesi için beklenen şey sadece bir kerelik test değil. Biz bunu sürekli çalıştırıyor olacağız. İşte ayda bir kere çalıştırdığın döngüleri düşün. O zaman sürekli farklı sonuçlar alacaksın ve modelinin bir yerde unbiased olduğu performansından ya da elde ettiğin sonuçlardan ortaya çıkacak zaten gibi düşünüyorum. Aynen, çok katılıyorum. Bence bayağı güzel açıkladın. Teşekkürler. Okey, devam ediyorum o zaman. Mismatch Train Test Distribution ne demek? Şimdi modern deep learning'de insanlar bu mismatch train test set dağılımını yapıyor. Aslında biraz önce konuyla bir tık bağlantılı. Mesela bir tane uygulama geliştiriyorsunuz. Kullanıcılar bir sürü resim yüklüyorlar buraya. Ve sizin amacınız da kullanıcılara gösterebileceğiniz kedi resimleri bulmak olsun. Bir tane kedi resmi bulmak olsun. Şimdi burada training setiniz internetten gelen data olabilir. Ama development test setiniz uygulamadaki kullanıcıların yüklediği kedi resimlerini içeriyor. Yani burada training setiniz daha yüksek çözünürlük, çok daha fazla data içeriyor olabilir. Ama kullanıcıların yüklediği daha böyle düşük kaliteli, blurlu, daha az sayıda data olabilir. Bu yüzden buradaki veri dağılımı da farklı olabilir. Andrew Venge de burada şunu öneriyor. Diyor ki dev ve test setlerin aynı dağılımdan geldiğinden emin olun. Yani bu deep learning algoritmalarında training set için çok fazla veri gerekiyor. Bu doğru. Bu yüzden de ya bunu elde edebilmek için diyor ki normalde kullanacağınız training setten daha büyük bir set elde edebilmek için web sayfalarını tarayın diyor. Bu cat pictures from web pages dediği oradan geliyor aslında. Hani web sayfalarını tarayın. Hani bunun bedeli olarak dev test setle aynı distribution'a sahip olmaması olsa bile bunu yapın diyor. Yani sonucun daha iyi olacağını söylüyor eğer bunu yaparsanız. Çünkü training setinizdeki datayı arttırıyorsunuz yani bu şekilde. O yüzden daha iyi bir model elde edersiniz diyor. Bir de son olarak şunu söylüyor. Az önce bahsettiğimiz aslında not having a test set might be okay. Yani test kümeniz olmasa da çok sorun değil. Çünkü bu sadece sizin final modelinizin performansı hakkında bir sonuç verecek. O yüzden hani olmayabilir ama yine biraz önce bahsettiğimiz bu unbiased olmaz diyor hani bu şekilde yaparsanız. Bu biased nedir, high variance nedir bunlardan konuşacağız. O yüzden hani şu an çok anlamlı gelmiyorsa size daha anlamlı gelecek. Ona çok takılmayın diyebilirim. Ama yani test set olmasa da aşırı sorun değil diyor.
Bunu burada bitiriyorum. Söylemek, eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Diğerine geçeceğim. Aynı zamanda şey mesela dev sette şöyle bir durum var. Mesela sürekli cross validation hani yazılmıştı ya bir önceki sayfada. Mesela hani dev setin içerisinde mesela hiç görmediğimiz veriler bulunmakta. Eğitim içerisinde zaten eğittiğimiz veriler bulunuyor. Dolayısıyla hani tam gerçekçi sonuçlar alamayabiliyoruz. Ondan dolayı dev seti hani sürekli bir değiştirmemiz gerekmekte. Hani diyelim işte 0.2'lik bir oran koyduğumuzu varsayalım. Hani 5'te 1'i mesela işte dev'e ayırdık. 5'te 4'lük kısmı da eğitimde bulunmakta. Dolayısıyla her bir şekilde hani 0.2'yi sürekli değiştirdiğimizde eğitim tüm setin içerisinde aslında tüm verilerin hepsini kullanmış ve valide etmiş olacağız. Evet. Aynen öyle.